Merhabalar, İstanbul'da hava kapalı, zemin açık. Biz de yine kendimizi sokaklara attık. Yeni yıl olması hasebiyle bugünkü konumuz yeni yıl meselesi. 1 Ocak biliyorsunuz yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor ama miladi takvime göre. Biz de bu takvim uygulamalarını halkımıza soracağız. Bakalım halkımız miladi takvimden memnun mu yoksa Rumi takvime mi dönüş istiyor? Peki biz neredeyiz? Tabii ki Aksaray. Perşembe günü yeni yıl biliyorsunuz. Hangi takvime göre yeni yıl peki? Miladi takvime göre. Miladi takvim değil mi? Normal bizim bildiğimiz tabii hicri takvime göre değil. Bizim normal takvime göre yılbaşı. Valla 2016'ya göre yeni yıl galiba. Hicri olması lazım. Hangi takvime bilemem ben onu. Hangi takvime göre? Ne bileyim abi. Miladi takvime göre yeni yıl. Tam olarak bilmiyorum. Hicri takvime. Miladi herhalde. Gregorian mı? Türkiye takvimine göre. Normal kullandığımız takvime göre yeni yıl. Bence dini takvim uygulamamız lazım. Asıl olan bence o. Hangi takvimdir onun ismi? İşte miladi mi? Takvim mi? Hangi takvime göre? Takvime göre. Vallahi bilmiyorum. Vallahi takvim kullanmıyorum ben. Cumhuriyet'ten itibaren miladiyi kullanıyoruz. Eskiden de Osmanlı zamanında Rumi'yi kullanırdık. Diyorlar ki şimdi eski takvime geri dönelim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Dönelim bence iyi. Aslında eski takvimle şimdiki takvim arasında biraz değişiklik var herhalde. Vallahi 10 gün mü ne bir fark var herhalde. Aynı yana değil mi? 10 gün ileri geldi, geri geldi. Fark eden bir şey yok bence. Çok faydalı ve isabetli olur çünkü bizim tarihimize uygun bir takvim. Bence uygun değil. Bence gerek yok. Benim için hiç fark etmez yani. 10 gün önce olsun, sonra olsun ne fark eder? Dönülsün abi ya. Neden? Niye dönülsün? Niye dönülsün? Sen de takvimleri bilmiyorsun. Şimdi efendim dünyanın bu zamanda eski şeye dönmüyor mu? Ama dini yönden başka bir şey. Dini yönden bizim miladi takvimden değil. Hicri takvimde yürütüyoruz. Daha iyi olur eski takvimimiz. Neden abi? Eski şeyimiz daha iyi. Öyle değil mi? Hayır ne gerek var? Ondan sonra yazı ocağı şey mi çevireceğiz? Şimdi hiç değilse mevsimi biliyorsun. Ocak dediğin zaman soğuk. Sonrasını ne yapacağız? Değişip duracak. Biz eski takvimine göre zaten eskiden öyleydi. Bu yeni oldu bu yeni takvim. Cumhuriyet takvimini tercih edin. Bizim miladi yılımız bence 1440. Bence çok da anlamlı değil ya. Yani 100 yıldır aşağı yukarı bu takvimle yaşıyoruz. Ya şimdi eski yaşantımız daha iyi. Biz eski yaşantımızı niye değiştirelim ki? Yani hiç gereği yok bence çünkü millet de alışmış. Miladi takvime hesaplamalarımızı da yurt dışı hesaplamalarımızda da rahatlık olduğu için miladi takvim en uygunu bence. Artık yani oturmuş bir sistem var. Yine 50-60 yıldır kullanılan Cumhuriyet'le beraber gerek yok. Zaten o vardı. Bu sonradan ek yapılmış bir takvim. Neden değiştirelim ki bu kadar senedir bu takvime göre kutluyoruz? Eskiyi bilmediğim için ne düşüneyim abi? Yeniyi biliyoruz yani. Yani tekrar geriye dönmenin mantığı yok bence yani. Yani bence Avrupa'ya uyum açısından miladi takvimin daha düzgün olacağını düşünüyorum. Yo bence eskiye değil, geleceğe doğru planlar yapmalıyız. Geleceğe daha iyi, sürekli geleceğe yönelim. Dönüşü iyi olur. Dönen dönsün, ben dönmüyorum. Ama aynı takvimde kalalım, değişen bir şey olmasın. Tamam mı? 365'i zaten zor sabrediyoruz. Biraz daha şey olursa iş değişir. Yeni yıl deyince ilk akla gelen figür Noel Baba'dır ve her yerde Noel Baba'nın gerçek olup olmadığı tartışılır. Ve insanların çoğu bilmez ki Noel Baba gerçektir ve bizim Antalyalı tonton bir amcamızdır. Biz de şu an Noel Baba'nın da bir zamanlar işportacılık yaptığı Aksaray Meydanı'ndayız ve halkımıza Noel Baba'nın nereli olduğunu soruyoruz. İngiliz, Hollandalı mı? İngiliz miydi bilmiyorum ki. İngiliz abi. Norveç, İsveç filan diye o taraflardan. Noel Baba yabancı olabilir yani... Amerikan. Çok da bilmiyorum da çok da ilgilenmiyorum. Hiç önemli değil. Noel Baba aslında Antalya Demireli'ymiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalan mı diyorsun? Yalandır ya uydurmadır. İşte getirin bizim içine koydular. Uydurma hepsi. Hepsi uydurma. Noel Baba Antalya Aksakili'ymiş. Aksakallarından belli biraz. Dikkat ederseniz. Noel Baba'nın Antalya Demireli olduğunu dinledim. Ben duydum. Televizyonu söyledi bilmem bir kitapta okudum. Antalyalıymış, doğru. Ciddi mi? Allah Allah, bilmiyorum şimdi, valla. Vallahi şoka girdim şu an. Hemşehrimizmiş, haberim yok. Bütün Noel babalar Antalyalıdır abi. Ben Sivaslı diyordum, biliyordum onu ya. Sivaslı mıydı? Öyle diyorlar, Sivaslı diyorlar ama. Kim demiş Antalyalı olduğunu, nasıl yani Antalyalı? Noel Baba Türkiye'yle bir alakası yok ki. Noel Baba Antalyalı değil ki. Antalyalıymış. Değil abi ya. Nereli? Noel Baba mı?
Benim bildiğim kadar İngiliz. Vallahi zannetmiyorum. Moral olduğunu zannetmiyorum. Yani bir Müslüman olduğuna inanmıyorum ben onu. Zannetmiyorum. Bana pek mantıklı gelmiyor. Toplumumuzun böyle bir gerçeği yok. Orası hep abi Antalya ve Batı'dan Rusya geldiği için abi bence o yüzden gösteriyor olabilir yani. Antalya olabilir, Moskova olabilir. Çok da farklı önemi yok yani. Orada doğmuş büyümüş olabilir. İstersen Medine el olsun Müslüman olmaktan sonra. Ya o değerli bir insan olduğu için onun için onlar sahip. İyi adamlar onlar sahip çıkıyor. Biz çıkamıyoruz. Biz iyi adamları dışlıyoruz. Bu da Avrupa'nın bir oyunu diyelim. Vallahi Noel Baba'yı biz kutlamıyoruz ki. 31 Aralık'ta Mekke'nin fethini kutluyorum ben. Noel Baba diye bir şeye inanmıyoruz biz ya. Bu dünyada böyle bir iş yapmışlar. Tüketim günü olmuş. Eskiden Noel Baba var mıydı? Yok. Türkiye'de yoktu Noel Baba diye. Öyle bir şey istemiyoruz. Vallahi bomboş bir hikaye bana göre yani. Noel Baba bir yerden çıkmış. Demiş ki şöyle kırmızı kostümle beraber bir şey yapalım çocuklar eğlensin diye. Noel Baba'nın manası o. Hani G'ye oturmuş falan biz onlara pek şey yapmıyoruz ama Noel Baba dediğin nedir? Bir sempatidir. Anlatabildim mi? Antalyalı olabilir ama biz Batılı olmak istiyoruz zaten. Yıllardır Batı'nın peşinden koşuyoruz. Kapısında bekliyoruz. Bırak böyle kalsın. Eski yaşantımızı tamam mı? Nasıl batılaştırmak istiyorlarsa. Bak şimdi batılaştırmak istiyor. Niyetleri batılaştırmak tamam mı? Daha artık batıya doğru çekmek bizim o Noel Baba'nın. Yani şimdi hala o batı yöreselin. Yani o yörelere doğru çekmeye çalışıyor. Yani o eskileri kaybetmemeye çalışıyor. Asıl amaç o. Noel Baba'nın amacı o. Kim ne derse desin Türk halkı kadar sağlam, dinamik, dinç, yani güvenli ve her şeyde inanıyorum ki Türk halkından çıkıyordur. Ne olursa olsun. Ya ama bu nedir mesela? Misal şöyle diyeyim sana. Bugün yenilik varsa bizde vardır. Hocam yılbaşı geldi çattı. Her köşe başında bir Noel Baba ile karşılaşıyorsunuz. Sen Noel Baba hakkında ne düşünüyorsun? Abi bu zamana kadar hiç karşılaşmadım. Karşılaşırsam da bir şeyler düşünürüz. Yani bir karşılaşalım da. Yalan, Noel Baba diye bir şey yok. Çünkü dermede kar mı yağmış? Kimi hediye götürmüş? O uydurma. Bu dünyada edersen Noel Baba'yı baş tacı, öteki dünyada kötü hatıralar bırakır süslediğin çam ağacı diyorum. Haramdır. İslam dininde haramdır. Haram olduğu kadar da günahtır. Günah olduğu kadar da... Batı ülkeler Noel Baba diye şey etmişler, lanse ediyorlar. Millete yutturuyorlar. Ya boş ver, kendi babamıza sahip çıkalım. Noel Baba'dan bize ne ya? Bir Noel Baba tutturdu gidiyorlar. Şimdi kapıların önünde de var. Her esnaf da koyuyor yani. Bütün esnaflar koyuyor şu anda şeyi. Noel Baba'nın böyle bir şeyin olmasına karşıyım. Abi Noel Baba eskiden gelme bir kalma bir şey gelenektir yani. Bu Hristiyan alemin bir şeydir yani. Bizim Noel Baba'mız da durun şeydir. Tayyip Erdoğan'dır. Yılbaşı dedim Noel Babasız olmaz yani. Onlar bizim büyüklerimize, ecdadımıza hiç baba diye kastettiklerinizi duydunuz mu? Bu yıllardır Türkiye üzerinde oynanan bir oyun zaten. Nasıl diyeyim sana yani, bir Noel Baba'yı ben hoş karşılamıyorum yani. Şöyle sokakta yürüdüğün zaman her caddede bir tane çıkıyor. Ama evlere girip böyle bir şeyler hediye falan bıraktıklarını söylüyorlar ama biz daha bir şey yaşamadık, bize de bir uğrasın. Noel Baba yerine başka bir şey yapsalar daha güzel olur yani. Noel Baba? O kim ya? Biz Dem Babacıyız ya. Noel Baba falan hikaye, tek gerçek Dem Baba. Noel Baba senin evini ziyaret etse onu nasıl karşılarsın? Abi gerekeni yaparız yani, hediye verirse boş çevirmeyiz ya. Benim evime mi gelse? Herhalde yakıp paça dışarı atarım. Hoşgörüyle karşılarım ama verdiği şeyi almam yani. Hani iyi bir günde mesela bir Kadir gecesinde bir günde gelse başımız gün üstünde yeri var. Ama öyle bir yılbaşına ters geliyor. Ya bizim kapımız açık misafirlere her zaman için. Noel Baba değil, herkes için yani. İslam'dan söz eder, onu İslam'a davet ederiz inşallah. Almam ki içeri. Evi bırakır kaçarım. 23 senedir bekliyorum, gelmedi. Bundan sonra da gelmez herhalde. Ya benim evime zaten giremez. Beni görürse kesin kaçar zaten de. Peki yeni yılda Noel Baba'dan beklediğiniz hediye nedir? Vallahi bu doğalgaz olsun, elektrik olsun, bunların bir faizini indirmesi. Ben bir plat aldım, inşallah bu ara vurur da karamanlara veririz, bir yardım ederiz. Bir tane yüklü miktarda bir çek çıksa yeter ya. Vallahi bu zamana kadar gelmedi, gelse hediyesini kabul etmem. En başta sağlık, mutluluk, huzur ve ülkenin güzele gitmesi yani. Bir öyle bir hediyesi varsa getirebilir bana. Yılbaşında en klişe dileklerdendir ülkeye sağlık, mutluluk, huzur dilenmesi. Biz de şu an sağlık, mutluluk ve huzurun başkenti olan İstanbul'un Aksaray semtindeyiz ve halkımıza yeni yıl dileklerini soruyoruz. Güzel bir yıl olsun. Öncelikle benim yılım olsun. Herkese mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Yeni yıl dileklerimi ben anamın yanında geçirmek istiyorum. Nereden? Diyarbakır'da. Hepinize mutlu yıllar. Hayırlı uğurlu olsun yani. Bir de cebimde param olsun. Herkese mutluluk diliyorum.
Yeni yılda aynı şeyler, yine aynı insanlar, aynı polisler, aynı şey, aynı zihniyet, aynı değişen bir şey olmuyor. Huzur gelsin, barış gelsin yeterdir. Yeni yılda şu döneri erken bitirelim, evimize erken gidelim. Herkese de temennimiz hani dünyada barış, ülkede barış, garibanlar ölmesin. Hani bu kadar, başka diyeceğimiz pek bir şey yok, zenginler ölsün. Barış, huzur, mutluluk, iyilikler, güzellikler, yani sağlık, sıhhat cümlesine. Memleketimizin çok ileri gitmesini istiyorum ben. Ya ülkeye, dünyaya barış gelsin ya, insanlar ölmesin ya. Kimse benim için dağa çıkmasın, kimse benim için asker göndermesin. Ya yani kimse bir kelle kesmesin. Ya dünya herkese yeter. Yeni yılda bol para istiyorum abi. Ama bir sürü para. Çok para. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Ülkeye barış istiyorum. Teşekkür ederim abi. Kendim için de statüko istiyorum. İman gücü istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Millet için bol şans, hepimiz için bol şans. Temiz bir İstanbul istiyorum. Barış istiyoruz abi yeni yıl için. Sistemin değişmesini istiyoruz. Abi yeni yıl dileklerini de söyle, senden de alalım. Yeni yılda ne istiyorsun? Yeni yılda huzur isteyen, barış isteyen, dünyalarda hiçbir şey olmasın, savaş olmasın.